Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu iki firtözün karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Şimdi Özdilek'teyiz. Tefal'in fiyatına bakalım. 5.199 lira arkadaşlar. Kapasitesi 4.2 litre. Xiaomi 3.5 litre kapasiteye sahip ve fiyatı 2.800 lira. Ayarlanması bu şekilde: dijital ekran, burası dokunmatik, tefal, hiç tuş yok, dokunmatik. Hemen şimdi sizlere haznesini göstereyim. Bu şekilde bir derinlik var. Arada 0.7 litre bir fark var. Bakalım bu farkı görebilecek miyiz? Evet. Şimdi yan yana koyalım. Aradaki fark 0.7 litre. Yüksekliğe ve derinliğe bakalım. Xiaomi'nin içindeki yağ süzme parçasını alıp tefalin içine koyalım. Bakalım nasıl olacak? Bu şekilde göstereyim. Gerçekten Mi'nin derinliği de artmış oldu. Evet, bunu koyduğumuz zaman derinliği biraz daha kayboluyor diyebiliriz. Bu şekilde bir genişliğe sahip. Şimdi içini göstereyim. Tefalin içi bu şekilde temizlenmeye müsait bir malzeme kullanılmış. Xiaomi'nin içine bakalım. Birinde flaşı açıp bakıyoruz, diğerinde flaşa ihtiyaç olmadan bakıyoruz. Şimdi kapatmayı göstereyim. Evet. İkisi de sert bir şekilde kapanıyor arkadaşlar. İkisinin arasında 2.400 lira civarında bir fark var. Kapasite olarak 0.7 litre tefal daha büyük. Yine ben sabit bir yerde kullanamam diyorsanız tefal 5.6 kilogram, Xiaomi 3.9 kilogram. Yani aradaki yer kaplaması ağırlığı da yine göz önünde bulundurulması gereken bir özellik arkadaşlar. Tefal'in kalitesi tartışılmaz ama Xiaomi'de gerçekten bu fiyata, yani 2.400 lira daha ucuza böyle bir performans sergiliyor. Bu da göz ardı edilemez arkadaşlar. Tabii ki parası olanlar için Tefal daha iyi diyebiliriz ama Xiaomi'nin de gerçekten alınmaması için hiçbir neden yok diyebiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonunda iki firtözün de özelliklerini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.